Yine evet, yapalım. Şimdi mısır ekmeği de koyalım. Şurayı bir Giresun'dayız. Yakomos ev yemekleri lokantasındayız. Evet, olabilir miyiz annem odası? Gördüğünüz gibi tıklım tıklım dolu. Herkes güzel yemekleri yiyor ve size diğer yemekleri de göstereyim. Herkes sırada gördüğünüz gibi. Bütün Giresun sanki burada. Peki buraya niye geldik? Birkaç gün önce bir yerde bir yarışma yapmışlar. Ve Giresun'un güzel bir yemeği var. Karadeniz'in pancar çorbası. Ve o pancar çorbasını dünyanın en kötü 7. yemeği çekmişler. Şimdi burada da pancar çorbası yapılıyor. O pancar çorbasından... Evet, açın tencereyi, bir gösterelim pancar çorbamızı. Geliyor değil mi? İşte. Evet. Bu çorba. Evet. Tencerede pişti. Kaşık karayemiş de geldi. Biz taplam diyoruz ama siz karayemiş deyin. Evet, karayemiş. Gördüğünüz gibi kaşıkları verin. Karadeniz'in bütün güzellikleri burada. Şimdi pancar çorbasının hep birlikte tadına bakacağız. Ve size yer gösterdim mi? Yok. Buyurun. Kaç kişisiniz? Nasıl buldunuz Sayın Genel Başkan? Şifa dolu, harika bir lezzet ve bu çorbayı kötü diye adlandırdığını bilmiyorum ama Türkçe'de bir laf vardır. Eşek ocaktan anlamaz. Bunu tadanlar da anlamamışlar. Bu işi bıraksınlar. Bu sağlık dolu çorbaya saygı duymayı öğrensinler. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Tamam. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Evet. O yemekleri alabilir miyim? Şu gördüğünüz gibi mısır ekmeğiyle mısır ekmeğiyle beraber vazgeçilmesini. Afiyet olsun. Evet, ben sofradan fotoğraf çekiyorum ha. Ama artık bu milli bir mesele oldu. Çorbamıza da laf ettirmeyiz. Gülbahar, gül sen. Ama sen iyileştirirsin. Beraber bizim için. Burada yemeği. Bir de yok.